Geçtiğimiz sene meydana gelen İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yeğenlerinin fotoğrafını paylaşarak deprem günü yaşadıklarını anlatan Aydın, "Seveni yaşadıkça herkesin yeri baki, yeni gelen güne kaybettiğimiz 117 canı rahmetle anıyorum" dedi. İzmir'de geçtiğimiz sene meydana gelen 6.9'luk depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. Oyuncu İclal Aydın'ın da meydana gelen depremde kuzeni Tülün Alp Gündüz'ün 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar Gündüz Alp enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Oyuncu yeğenlerini ölümlerinin 1. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımla andı. İkizlerin fotoğrafını paylaşan İclal Aydın şu ifadeleri kullandı. "Bugün 30 Ekim. Geçtiğimiz yıl bu sabah benim bu satırları yazdığım şu saatlerde yeğenlerim Sayra ve Çınar son dünya uykularından uyanıp anneleri işe gitmeden onu öptüler. Sayra içine doğmuş gibi "Annem gel bir daha öpeyim" dedi. Akşam anneleri Tülin'in iş çıkışında buluşup kulaklık alacaklardı. Çınar 3 gün önce aldığı kulaklığını kardeşininki gelmeden kullanmak istemediği için paketinden çıkarmamıştı. Anneleri işe gitti. Çocuklar evde kaldı. Çınar mutfak camından beslediği güvercinin fotoğrafını çekip teyzesine attı. Öğleden sonra İzmir 16 saniye sallandı. Deprem başladığı anda iş yerinden fırlayan kuzenim çocuklarına ulaşmak için kilit olmuş trafiğin içinde arabasını bırakıp kilometrelerce yolu koşarak gitti. Yıkılan apartmanın altında kalan Sayra ve Çınar'ı umutla bekledik ama olmadı. Tülin o koşudan sonra aylarca yürüyemedi. Enkazdan Çınar'ın hiç açılmamış paketindeki kulaklığı, Cennet Bahçesi isimli yapboz paketi ve birkaç gün önce içine binlerce fotoğraf ve videoyu kaydedip korumalı kılıfa koyarak sakladığı bilgisayarının büyük hafıza kartı çıktı. Centilmen, iyi yürekli ve yakışıklı oğlumuz annesine ve babası Ali Can'a bir hediye bırakmıştı giderken. Dünya üzerindeki 15 yıllık serüvenlerinin hatırası. O yapboz kutusunun üzerindeki isim Cennet Bahçesi çocuklarımızın şimdi yattığı yerin adı biliyor musunuz? Onları yolcu edeceğimiz gün bir güvercin eve girip uzun uzun Tülin'i izledi. Onun Çınar olduğunu, ailesine veda etmeye geldiğini, anneanneleri Ayşe yengem de anladı ifadelerini kullandı.